Allah bile peygamberine salat eder. Ahzab 56. Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam okuyun. Bir hadiste Muhammed'in şöyle dediği rivayet ediliyor. Yanında adım zikrolunup da bana salavat getirmeyen kimsenin burnu sürtülsün. Bir başka hadis. Allah Teala benim için iki melek görevlendirmiştir. Ben bir Müslümanın yanında anıldım da bana salavat getirdi mi mutlaka o iki melek ona Allah seni bağışlasın derler. Allah Teala ve diğer melekleri de o iki meleğe cevap olarak amin derler. Bir Müslümanın yanında adım zikrolunduğunda da bana salavat getirmedi mi mutlaka o iki melek Allah seni bağışlamasın derler. Yüce Allah ve öteki melekleri de o iki meleğe cevaben amin derler. Samimiyet denilen ve dünyanın her yerinde geçerli olan, kabul edilen ve tanınan insan davranışının İslamiyet'te önemi ve yeri nedir? Çünkü Ahzab 56'da açıkça görülüyor ki Muhammed peygamberi zorla bir anma ve onu ümmetine ya da Müslüman alemindeki herkese zoraki bir sevdirme çabası var. Bu nasıl bir tutum? Allah'ın ve meleklerin peygambere salat etmesinin saçmalığını bir kenara koyalım. O apayrı bir konu. Hem hadisler hem de girişte bahsettiğim ayet göz önüne alındığında Allah ne yapmaya çalışıyor? Bir kimseyi zoraki olarak anmanın ya da andırmaya çalışmanın gayreti nedir? Ayette deseydi ki, vefalı ve ince ruhlu kullarım, benim dinimi tebliğ eden peygamberi içten anar ve ona selam gönderirler. Ne güzel mümindir onlar dese, üzerine söyleyecek hiçbir sözüm olmayacağı gibi, tam da bir ilaha yakışır incelikte bir cümle derdim ve tek bir kelimesini bile eleştirmeye lüzum görmezdim. Kulunun kendisine tapınmak için bir sürü ibadeti zorunlu kılan adının Allah olduğuna inanılan ilah, bir de kalkıyor, bana ibadetiniz, beni anmanız yetmez. Benim peygamberimi de anacaksınız. Ona da salat okuyacaksınız diyor. Emir üzerine peygamberine salat ve selam okumayınca ne olur? Peygamberin nuru öte alemde eksik mi kalır? Farz edin kul, yani Müslüman bu ayeti okuyunca emir üzerine peygamberin adını anıp ona selam gönderiyor ama içinden gelmiyor. Yine de bu Müslüman zoraki de olsa kendini zorlayıp peygamberinin adını anmaya devam ediyor. Bu anma ve selam yollama işini ağzından ses çıkartarak değil de içinden, yani düşünsel olarak bile yapsa adam bunu mecburiyetten yapıyor. Ayetteki emir üzerine yapıyor. Bu adamın bu selamı gönderişinin samimiyeti konusunda ne söyleyebiliriz? İçinden geldiği için yapmıyor, hatta zorlanıyor. Emir üzerine yapmak zorunda kalıyor. Namaz, hac gibi vazifeler de Allah'a yapılması gereken ibadetler. Kur'an'da bazı müminlerin içinden gelerek ve kalbi titreyerek namaz kıldığını ve o namazların en güzel ve en kabul olunan namaz olduğu yönünde hem ayetler hem de ayrıyetten hadisler var. Bunun mantığını biraz düşünelim. Namaz kılıyorum ama zoraki kılıyorum kardeşim. İçimden geldiği için değil, zorunlu olduğu için. Namaz kılarken kalbim Allah'a karşı pırpır edip titremiyor. Ne yapayım? Zoraki olarak bunu samimiyete, içtenliğe dayandırmaya mı çalışayım? Kendimi zorlayayım mı? Bir erkek bir kadını zorla sevebilir mi? Bir kadın bir erkeği zorla sevebilir mi? Bir kadın hoşlanmadığı bir erkeğe yanaşmaz, onu sevmez ama insanlık gereği nezaketini bozmaz, kibar davranır. Allah kullarından ne istiyor? Müslümanların kendisine ve peygamberine karşı nazik olmalarını mı, yoksa beni sev, peygamberimi de sev, beni sevenler benim katımda apayrı, sevmeyenler ise sevmeye çalışsın, bunun için çaba göstersin, uğraşsın mı diyor. Kullarından ilgi, sevgi ve samimiyet dilenen bir ilah. Bir kadın kocasını sevemiyor ve günün birinde kocasına ve yakın birkaç kişiye bu durumu anlatıyor. Gururdan ve onurdan eksik olan koca kükrüyor. "Sen nasıl olur da beni sevmezsin be kadın?" Arkadaşları ve anne babası da bu durumda kadını suçluyor. "O senin kocan. Niye sevmiyorsun? Çaba sarf et, seversin. Hem sevsen de, sevmesen de o adamla ömür boyu evlisin. Boşanma, moşanma yok, unut." Kocanı sevmek içinden gelmiyorsa bile içinden geliyormuş gibi, seviyormuş gibi yapacaksın. Kadıncağız boşanamayacağı adama karşı ne yapacağını şaşırır ve sonunda seviyormuş gibi davranmaya başlar. Adam eve gelince hoş geldin der, akşam sana hangi yemeği yapayım diye sorar. Kocasına zoraki olarak seni çok seviyorum bile der ama evde huzursuzluk çıkmasın diye der. Öyle icap ettiği için, yoksa adamı sevdiği için değil. Koca da hanım beni sevmeye başladı, hal ve hareketi, davranışı değişti, düzeldi der ve yaşantısına kasıla kasıla devam eder. Allah'ı ve peygamberi zoraki olarak seveceksin. Sevemiyorsan da seviyormuş gibi yapıp ikide bir isimlerini anacaksın. Namazını kılacaksın. Buyruklarını yerine getireceksin. Müslümanlıktan çıkmak falan yok, unut. Hem Müslüman olacaksın hem de Allah'ı ve peygamberi seveceksin. Sevemiyorsan da seviyormuş gibi yapacaksın, yoksa cehennemi boylarsın ya da Allah'ı ve peygamberi içinden gelerek seven kulların aldığı ödülden çok daha azını alırsın. O yüzden ne yap, sev, sevmeye çalış. Sen eğer sevemiyorum diyorsan, o zaman düşünelim, ne olabilir? Neden sevemiyorsun? Buldum. Allahu Teala muhtemelen senin kalbini, kulaklarını mühürledi. Ya da sen asi ruhlu, dinine, imanına karşı gelen ya da ne bileyim doğuştan gelen bir özellikle Müslümanlığa uygun bir adam değilsin veya cehennemliksin. Hani şu insanların büyük kısmı cehennem için yaratılmış ya da cehennem insanlar için yaratılmış. Yani kaderinde cehenneme girmek yazıyor. Allah'ı ve peygamberi sevmek ve isimlerini anmak istemiyorsun. Eğer ister isen mutlaka içinden gelir ve severek yaparsın. Peki o zaman istemek nedir? İnsanın içinden gelen bir şey mi, yoksa birilerinin sana verdiği emri yerine getirmek için istiyormuş gibi davranman ve zaman içinde bu davranışı alışkanlığa dönüştürmen mi?